İfa, İfa. Ha, İfacığım. Ya bunların hangisi bana oluyordu? Ay Tahsin'cim, zaten iki ayağın bir pabuçta deme şekeri. Güzelim, benim de iki ayağın bir pabuçta. Daha gidip ucuz yabancı şampanya bakacağım. Ay çok ucuz alma lütfen. Zaten kızı adam gibi istemezler. Söyle şampanya mampanya patlatma. Bana ne? Aa, teşekkürler. Dur yavrum, dur. Al çocuğum. Kimden? İfo kimden? Dur, kart var üstünde. Sedef Bülent Onaran. Şimdiden tanışmamızın şerefine diyor. Ay çok hoşuma gitti, çok zarifti. Kendileri gelmeden çiçekleri geldi. Doğrusu bu benim de çok hoşuma gitti. Bir şey takmayacaklar mı bunlar? Bu çiçeği onun için mi yolladılar? Ay bir çiçeğe kız mı vereceğiz Tahsin? Takarlar, bir altın bir şey takarlar herhalde. Ay altın olur mu Tahsin'cim? Pırlanta falan bir şey taksınlar. Bir orkideye kız verilir mi hiç? Yani takmazlarsa biz de kızı vermeyiz. Aa. Niye çıkmamış o küpe hala? Oğlum sen böyle tişörtle mi karşılayacaksın? Ya rezil olacağız birbirlere. Babacığım niye rezil olalım ya? Böyle daha modern bir görüntü olsun diye özellikle böyle tertemiz tişört. Artı küpe, yani bütün Avrupa küpe takıyor babacığım yani. Aa, değil mi? Aslı bu arada bugün öğlen gönderdiğin siparişi beğenmedim. Sabrım taşıyor ona göre. He. Ne siparişi? Geldiler. Açın, açın kapıyı açın. Ayol dur, telaş etme Tahsin. Öyle önden koşma, biz şöyle duralım. Ha, dur daha tamam. Hadi aç Aslı, aç. Hadi bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı'cığım. En sonunda tanıştık. Evet. Merhaba hoş efendim. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Önce İstanbul'a sonra size. Ya. Merhaba. Ben Volkan abi. Merhaba Volkan. Ha, bu ne güzel küpe öyle. Ya. Azizim, bu nişan taşı, bu ışıklar, bu cadde. Kalem müdürüne dedim ki burası İstanbul'un sanki Şanzelize'si, Saint Germain'i. Kim kalem müdürü yani, Brüksel'de gibi? Sedef canım. Efendim, Bülentciğim bana hep kalem müdürü derdi. Aa, öyle mi? Ay şey, ayakta kaldık efendim. Lütfen buyurun, oturalım. Buyurun efendim. Sedef Hanımcığım. Buyurun. Rica ederim. Buyurun efendim. Buyurun. Fakat matmazel bizim tahminimizden daha güzel. Matmazel kim? Aslı canım. Ah, mersi. Kalem müdürüne, dünürler dedim sanki İstanbul'un Paris'inde oturuyorlar. Şurası Café de Flore olmalı, şurası da bir nevi Cartier Latin. Ya tabii. Hayır, neredeyse Çengelköy'e gidiyorlardı. Zor şey ettik vallahi. Ama niye? Çengelköy de güzeldir beyefendiciğim. Çocukluğumda babacığımın yalısı vardı orada. Ne güzel denize girerdik. Ya, ah, ne güzel o eski zamanlar ya. Cem yavrum, ne oldu gözüne? Düştüm, çarptım, kaza işte. Ha, bah bah, geçmiş olsun yavrum. Siz Çerkez misiniz? Çerkez? Aa, tabii Çerkez tavuğumuz var. Aa, hemen çaya geçelim mi? Minno. Siz kuzum Çerkez misiniz diyor. Hayır efendim, ben Bursalıyım. Çok garip değil mi? Bu zarafet, bu ince kemik yapısı ancak Çerkez kadınlarında olabilir değil mi? Kalem müdürü. Hı? İsrar etme Bülent'ciğim. Hanımefendi Bursalıymış. Vardır bir Çerkezlik vardır. Bak böyle elmacık kemikleri çıkıyor. Yüzü ince. Aynı şey matmazelde de var. Dikkat ettin mi? Yani ben nerede görsem Çerkez kadınlarını tanırım. Efendim Çerkez kadınları böyle elmacık kemikleri çıkık oluyor. Gözler iri. Başka bir ras. Biliyor musun? Boy uzun ol. Kalça hafif çıkık arkaya böyle. Bacaklar sütun. Gözler biraz... Bu yeni evimiz de bizim. Hı? Çok ne kadar rahat değil mi babacığım yeni evimiz? Oh. Güle güle oturun inşallah.
Bülent Bey, ben şey soracaktım. Şey dediniz de sizin evin karşısında küçük bir Paris maketi var diyordunuz. Bülent Bey girerken şey dediler. Nişantaşı ne kadar Paris'e benziyor. Orada Paris mevzu geçti de değil mi? Ne kadar kafeler olsun, butikler olsun. Konsept evet, burada da aynı şey. Biz Şerkes olabilir miyiz anne? Ben şimdi öteki konuyu daha şey yaptım. Olabiliriz belki de değil mi? Ne enteresan. Acaba biz Şerkes miyiz? Yavrum ben bilirsin. Emekli olun diye bir letter geldi. Ofansiyel, bir evitasyon olarak biz de itiraz etmedik. Şeremi bilirsiniz. Par politesse, yani noblesse oblige. Evet, evet. Güzel kızdı be. Bayılıyorsun bakıyorum sende. Öylesi yoktu değil mi Amerika'da? Çaylarımız geldi. Aa İffet, bize bunu yapmayacaktın ya. Herkese çay koymuşsun. Domaj. Siz nasıl içiyordunuz? Domaj fincan mı? Evet. Böylesine bir gecede çay içilir mi yani? Şampanya var, onu açalım hemen. O sonra kız. Matmazel. Bana bir şarap. Şöyle peynir meynir ortaya. Patisiye'ye de kilo almayalım değil mi kalem müdürü? Ya anne, bir tek beyaz peynirle kaşar peynir mi var ya? Ay ne yapayım şekerim, şarküterim burası. Hem peynir nereden çıktı? Ya adam biraz ukala bir adam değil mi? Aslında kadın zor kadın. İşten pazarlıklı, ben anladım. Ay anne, nereden anladın hemen? Anlarım şekerim ben, anlarım. Ama adam çok efendi bir adam değil mi? Efendi de ne dediği anlaşılmıyor ki. Durmadan konuşuyor, konuşuyor. Arada bir lö bilmem ne. Matmazel falan feşma. Aradaki lafları da hiçbirini anlamıyorum. Anlıyormuş gibi kafamı sallıyorum. Ama yani kaliteli insanlar. Ha anne. Cem dedi ki şey dedi. O hani sizin aranızda bir telefon konuşması oldu ya. Ondan hiç bahsetmesinler dedi. Aa, niye ayol? Şimdi benim anladığım kadarıyla Sedef Hanım babaya kızmış. Demiş ki işte sen çok konuştun, gevezelik ettin, insanlara ayıp oldu falan, bu evde mesele olmuş. Doğru ama kadın daha bir aklı başında gibi geldi bana. İşte Cem onu söyledi, dedi ki hiç bahsetmeyelim o konuşmadan dedi. Çünkü tartışma olmuş, hiç açmayalım dedi. Tuhaf bir adam yani, tuhaf. Ay Tahsin. Jeune homme, sabah. Ha? Ne var ne yok Volkan Bey? Siz ne işle meşgulsünüz? Ben müzisyenim. Klasik mi yoksa daha çok böyle popüler şanson falan? Besteler bana ait oluyor işte genelde de. Yani pardon. Alo. Yaprakçım. Ne haber yavrum? Tam zamanında aradım. Aman da benim güzel oğlum. Dünyayı dolaştın, bu kızla karar kıldın, öyle mi? Ben aileyi beğendim. Çok doğru bir seçim yapmışsın Cem. Kız da çok hoş. Sonra böyle kadınlar kolay kolay çökmez. Bak anasına taş gibi. Canım, fizik fena değil de biraz saf mı ne? Baksana sarsak sarsak halleri var. Elini ayağına hakim değil. Ne? Anne lütfen. Canım uzun boylu bir kız. Dalyan gibi bir kız. Çerkesler böyle ol. Canım benim kızım da uzun boylu. Ama böyle mi? Neyse. Oğlum beğenmişse ben ne yapayım? Anne lütfen. Tamam tamam sustum. Resimler de pek güzel. Kendileri mi yapmış acaba? Ya şu konuştuğumuz konuyu yapacaksın değil mi? Evladım böyle Alaturka şeyler benim hiç hoşuma gitmiyor. Kimi kimden isteyeceğim yani? Sen birlikte olmadın mı zaten bu kız? Bülent. Baba yapma annemin yanında ya. Canım ne var? Koskocaman sağlıklı insanlar. Bir yılda da flört ediyorlar. Artık istemesi mi kalmış? Baba ne olur yapsan ya. Aa, vah yavrum. Vah vah. Kız şimdiden tahakküm kurmuş üzerine. Baksana yalvarmaya. Lütfen. Tamam tamam. Sustum. Evet. Bizim Aslı'ya bu gecenin anısına küçük bir hediyemiz var. Değil mi anne? Ah,
Tabii. Cem, evladım sen tak istersen. Pırlanta. Tria aziz. Evet kim? Tria. Tria ne demek? Markası falan mı Bülent abi? Tria. Üç demek. Latince. Kusura bakmayın. Benim Latincem biraz zayıftır da. Bunun üstünde üç pırlanta var. Cem'e dedim ki bunu al. Bunun bir anlamı var. Bunun bir şifresi vardı. Şifre? Ya baba onu sonra şey yapsak. Bu yeni jenerasyonda bizden daha timid yahu. Utangaçtır diyor yani. Biz gençken parklarda sevişirdik aziz. Hey maşallah. Hayırlı işler Bülent abi. Vallahi ne bileyim biz öyle parklarda pek şey etmedik de. Şey hadi oğlum şey söyle. Ya baba. Söyle de ne olur Cem? İyi tamam. Bu üç pırlanta dününü, bugününü ve yarınını temsil ediyor. Ya. Benim fikrim nasıl? Ay harika Bülent Bey harika. Şimdiye kadar bu formül hiç başarısız oldu. Ya Bülent çok iyi bilir bu işleri. Bülent abi beni de yanına çırak al be abi. Hadi tak oğlum. Matmazel bekliyor. Evet. Cem'in özel ricası üzerine efendim. Sanıyorum çocuklar bir yıldır bir birliktelik sürdürüyorlar. Bizim de bu akşam buraya gelmemizin sebebi malum. Aç bakalım kızım. Baba lafını unutma tamam mı? Komşum merhaba. Şimdi ben helva yapıyorum da bir baktım yağ yok. Acaba sizde tereyağı var mı? Hadi. Sağ ol. Pardon. Baba diyordun. Kadına pırlanta hediye edeceksin aziz. Marilyn Monroe der ya pırlantalar genç kızların en iyi dostlarıdır. Fakat o kadında da nasıl diyeyim bir kum saati gibi bir bel vardı. Allah rahmet eylesin. Amin. Efendim. Efendim. Nazan mı? Hangi Nazan acaba? Pardon. İffet. İçer misin canım? Teşekkür ederim. Ben çay içiyorum. Kalem müdürü al biraz kendine iç. Baba tam bir şey diyordunuz. Yarıda kaldı. Kapı çalındı o sırada. Oradan alalım. Ne diyordum ki? Marilyn Monroe. Çocuklarınki bir histoire d'amour. Yani bir aşk hikayesi. Madem çocuklar aralarında karar vermişler, benim de damat adayının babası olarak söylemem gereken bazı şeyler. Evet efendim. Ay. Ben bakarım kapıcıdır kapıcı. Özel meyve likörüm bu benim. Geçerken bırakayım da güzel güzel geçin dedim. Ay çok naziksin. Çok teşekkür ederim. Gel otur biraz. Cem'in annesiyle babası var. Onlarla tanış. Hayır, hayır. Cem kim o? Ya hayatım benim yardımım var. O yüzden geçmesem daha iyi. Aslıların arkadaşı. Yabancı değil. Fatoş Hanım, onca zahmetler yapmışsınız. Gelin bir beş dakika soluk alın. Hadi O ne öyle? Aslı, çok güzel bir kolye. Öyle mi?
Bu şey Cem'in hediyesi. Bu şimdi 3 pırlanta. Dünü, bugünü ve bir mürekkep. Aa, bir parfüm kokusu dolmadı mı ortaya? Burnum hassas. Ben ne yapayım? Bülent onlara. Memnun oldum. Gerçekten büyülendi. İstanbul'da ne güzeller varmış kalem müdürü. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Şarap alır mısınız hanımefendi? Olur. Fatoş bizim dergi editörümüz. Yapmayın ya. Daha önce tanışmamamızdan hangi alçak sorumlu? Ne? Fatoş Hanım sizin gibi kadınlara Paris'te malifik derler. Yani muhteşem. Efendim güzellik oran demektir. Yani proporsiyon. Bakın mesela Fatoş Hanım'a göğüs, bel, kalça, proporsiyon tam. Mükemmel. Manifik. Ya. Ya. Bülent çok iyi bilir proporsiyon meselelerini. Zamanında bizim proporsiyonlar da önemliydi tabii. Ama günün birinde bir de baktık ki ohohoho, önüne gelenin proporsiyonu inceleniyor. Hem de böyle yakında. Hep öyle efendim, hep öyle. Hep öyle olur mu İffet Hanımcığım? Bülent'e özel bir durum bu. Bazı insan alkole dayanamaz, bazı insan sigaraya. Bazısı da böyle olur. Ne yapayım yani güzel bir kadına? Çirkin mi diyeyim azizim? Nerede ucuz bir parfüm var? Hop bizimki peşinden gider. Ne yapsın elinde değil. Beni merak ederler. En iyisi ben kalkayım size. İyi geceler. Vallahi daha gitmeyin. Sizi tanıyamadık ki. Aman Bülent'ciğim sen nasıl olsa tanırsın hanımefendiyi. Adresi de öğrendin. Artık başlar dergiye gelip gitmeler. Sende kıskançlık hastalığı var. Kalem müdürü. Jalousi. Bırak Allah aşkına. Yıllardır tanımıyor muyum ben seni? Sen sinyal veriyorsun kadınlara. Onlar da boş durmuyor maşallah. Sedef haksızlık yapıyorsun. Kadınları seviyorum ne yapayım? Erkekleri mi seveyim azizim? Sen de uzaktan sev biraz hayatım. Her yıl bir vukuatımız oluyor maşallah. Anne. Yalan mı söylüyorum evladım? Güzel bir kadın görünce dayanamıyor ki baban. İffet Hanımcığım lütfen, lütfen söyleyin bu yaşta bir adamın oğlundan daha şapkın olması yakışık alıyor mu sizce? Ha? Kendinizi benim yerime koyun rica ederim. Ay vallahi koyamıyorum Sedef Hanım. Ne var benim yaşımda? Senden küçüğüm bir kere. Aman, aman onu mutlaka söyle sakın atlama hayatım. Efendim biz evlendiğimizde Bülent hala öğrenciydi. Ben de çalışıyordum Paris'te. Yani anlayacağınız ben Bülent'ten 2-3 yaş, 4 yaş daha bir. Tamam mı? Oldu mu? Oh, rahatladın mı hayatım? O zaman evet şey yapalım. Herkes öğrencilik yıllarındaki anılarını anlatsın. Teker teker öyle bir sohbet olacak. Değil mi? Güzel fikir. Buyurun. Öf yani Bülent. Burada böyle çocukların en mutlu gününde tartışıyorsun ya benimle. Kabahat sende kalem müdürü. Ortama hoş bir kadın gelince sigortalarını atıyor. Ben boşuna mı böyle oldum Bülent? Yapana değil yaptırana bakacaksın. Benim çapkınlığım sözde Tahsin'cim. İltifat işte. Kompliman. Yapma Bülent Allah aşkına. Biz niye gelemedik buraya bu yaz başı? Hı? Cem o kadar istedi de. Senin lüzumsuz kıskançlığın yüzünden kalem müdürü. Ne lüzumsuz kıskançlığı Allah aşkına. Getirmişsin kadını rezidansa. Bir de tatilden erken döneyim ki ne göreyim. Bütün personel birbirine girmiş. Diplomatik konuk var demişsin. Protokol yemek takımları çıkmış ortaya. Kadındaki kim? Striptizci. Oyuncu arkadaşım aziz. Bu kadınlar her şeyi çarpıtıyor. Pes. Yapma lütfen Bülent. Sinirimi bozma. Hatanı kabuller. Bizi de rezil etme. Ay bir yaşıma daha girdi. Ben sana söyledim adam tuhaf bir adam diye. Ama kadın hiç susmuyor ki şekerim. Fakat kolye ne kadar güzel değil mi? Dünü, bugünü, yarını için. Şş, bırak şimdi kolyeyi Aslı. Ne yapalım Tahsin gidelim mi içeri? Sakinleşmişlerdir belki gidelim. Şampanyayı alalım mı konu değişir. Al al kızım şu pastayı da al ya. Ya Volkan nereye kayboldu? Şş, yürü yürü gel. Sedef.
herkese. Herkese canım demeyip bana kalem müdürüm. Kalem müdürüm. Sedef'ciğim karavana bak, ciddiye alacaklar. Tabii, tabii ciddiye annene. Alacaklar bile. Herkes sen mi? Sen hayatta neyi ciddiye aldın ki şimdiye kadar? Sana ne kadının kalça bel oranında? Ha? Sana ne kadının kalça bel oranından? Ayıp değil mi sana? Ayıp değil mi? Sakinler. İnsanı delirtirsin bile. Bir de karavana. Delirtirsin. O kadına yaklaşın. Oğlum bize gidiyor muyuz? Anlaşıldı mı? Allah'ın emri peygamberin kavliyle aşkımızın dünü bugünü yarını için kızınız Aslı'yı kendime istiyorum. Allah bu öyle bir şey. Madem gençler aralarında anlaşmışlar ben de kendim veriyorum. Tebrik ederim, hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Hadi bunu kutlayalım.